Günlerden bir gün şehirde her şey normalken Örümcek Arda evinde ölü bulundu. Daha sonra imam Arda'nın selasını okuyup Arda'yı mezara gömdü. Yalan söyledim. Bunların hiçbirisi olmadı. Tövbe tövbe ya. Haberciler de kafayı yedi. Ne yapacaklarını şaşırdılar. Neyse, Arda evinde mışıl mışıl uyurken okul vakti gelmişti. Ama saati kurmayı unutmuştu. Ben de Arda'nın evine hemen bir horoz yolladım ve onu uyandırması için görevlendirdim. Bu horoz nereden girdi ya? Öf öf, ödüm koptu. Şunu dışarı bırakayım ya, bizimkiler hala uyuyor. Ödüm koptu ya, bu neymiş böyle? Neyse, okula geç kalacaktım, iyi oldu. Dur şu tarafa bırakayım. Aferin horoz, beni uyandırdın. Hadi git şimdi. Hadi çabuk, herkes uyansın kahvaltıya. Arda çoktan uyanmış bile. Arda, biz geldik. Baba, yeni mi uyandınız? Evin içine horoz girmiş, horoz. Oğlum biliyorsun uykum çok derin. Duymadım yani. Neyse, ben okula gidiyorum. Arda oğlum, kahvaltı yapsaydın. Yok ya, geç kaldım zaten, gidiyorum ben. Neyse çocuklar, biz kahvaltı yapalım, haydi gelin. Çabuk çabuk, rüzgar gitti mi acaba? Geç kaldım ya, geç kaldım. Okul zamanı. Arda nerede acaba? Aa rüzgar, insan lafın üstüne gelirmiş. Lan ben de tam seni düşünüyordum. Hadi gidek okula. Gidelim Arda, bugün sınıfa yeni birileri gelecekmiş. Ha evet evet, duydum. Gidelim bakalım kimlermiş. Çocuklar, hayvanlığın anlamı yok. Evet, dersimiz bu. Ama öğretmenim, ders fizik yazıyor. Sana mı soracağım hayvan herif? Birinci ders, hayvanlığın anlamı yok. O kadar. Tamam öğretmenim. Ya şuna bak, ne kadar tatlı. Gözlerimi ondan alamıyorum. İnanmıyorum, çok tatlı, yakışıklı bir çocuk. Çocuklar, hayvanlar nerede yaşar? Öğretmenim, tabii ki doğada yaşarlar. Hayır, bilemedin. Hayvanlar tam olarak polis merkezinin yanındaki evde yaşarlar. Öğretmenim, ayıp olmuyor mu? O evde biz yaşıyoruz. Kes sesini, kes. Ben ne dersem o, o kadar. Ay evet, gerçekten tatlıymış. Boşuna ona bakma, ilk ben gördüm. Hem baksana şuna, örümcek adam gibi giyinmiş, çok tatlı. Peki çocuklar, hayvanların isimlerini sayın bakalım. Öğretmenim, aslan, kaplan, zürafa, inek. Hayır, bilemedin. Nasıl ya? İyi dinleyin, hayvanların isimlerini sayıyorum. Rüzgar, Arda, fakir zombi, zengin zombi. Öğretmenim, ayıp oluyor mu? Sus, terbiyesiz. Sakın bana bir daha cevap vermeyin, anladınız mı? Of be, sonunda zil çaldı. Manyak bu adam. Çıkabilirsiniz çocuklar, bir dahaki derse geç kalmayın. Hadi arkadaşlar, çıkalım çabuk. Geliyorum, bekle. Örümcek adam gidiyor, hadi biz de gidelim. Hadi Rüzgar gel, gidelim kantine. Arda, kantinde ne yapacağız oğlum, bahçeye gidelim ya. Ben de geliyorum, bekleyin. Tamam Rüzgar, bahçeye çıkalım. Bekleyin beni de Örümcek adam bey, bekleyin. Bizi de bekleyin, biz de geliyoruz. Arda, bu kızlar takıldı peşimize oğlum, şunlara bak. İzle şimdi Rüzgar, biraz artistlik yapalım. Ne yapacaksın? Ay şuna bakın. Kızlar, bu hareketim size gelsin. Şimdi. Vay canına. Ya çok tatlı. Evet, biraz tatlı olduğum doğru. Bir de bunu izleyin, bakın şimdi. Hop. Şuna bakın kızlar. İnanmıyorum. Arda, seni çok seviyoruz. Çok tatlısın. Evet Arda, çok tatlısın. Evet kızlar, tatlı olduğum doğru. Biraz da sempatik ve yakışıklıyım yani. Kızlar, Arda'yı bırakın da siz şu kaslarıma bakın. Evet, belki inanmayacaksınız ama ben de çok kaslıyım. Sen mi kaslısın? Evet, görmüyor musunuz? Hiç de kaslı değilsin. Git buradan. Arda senden daha güçlü. Evet, hem de çok tatlı. Bir de çok şeker. Biz de çok zenginiz ona bakarsanız. İşte geliyorum. Hop! İşte bu. Vay, nasıl taklattın? Çocuk oyuncağı canım. Benim babamın parası yok ama ben de örümcek adamım yani. Ben istesem paramla tüm dünyayı satın alırım. O zaman git al, terbiyesiz. Gelin kızlar, size dövdüğüm adamları anlatayım. Kantinde otururken çok eğlenceli olur. Evet. Arda, ayıp oluyor ama. Asıl sana ayıp oluyor Rüzgar. Kızlarla arama girme lütfen. İyi Arda, öyle olsun. Hadi kızlar gelin, bırakın ya şunu, onunla mı uğraşacağız? Kantinde size dövdüğüm adamları anlatayım. Ulan Arda, sorarım ben sana. İşte kızlar, geçen gün bir adam geldi yanıma. Adama tekmeyi bir koydum şöyle. Adam zaten yere serildi.
Vay canına! Sonra oradan arkadaşı geldi. Arkadaşına da şöyle şöyle yumrukları çaktım. Görmeniz lazımdı. Ya Arda, çok tatlısın. Teşekkür ederim, o sizin tatlılığınız. İyi Arda, sonra ne oldu? Sonra işte polisler geldi tabii. Tabii polisler bana hiçbir şey yapamıyor çünkü güçlü olduğumu biliyorlar. İnanır mısınız, polisler bile benden korkar yani. Hatta bazıları bana abi diyor. Vay canına, çok güçlüsün. Evet kızlar, güçlü olduğum doğru. Arda, sana aşık oldum sanırım. Ben de. Yani kızlar, benden dünyada bir tane var. Madem ki hepiniz bana aşık oldunuz, o zaman içinizden birisini seçmem gerekiyor. Hayır, beni seç. Kızlar şöyle yapalım o zaman. O piti piti yapacağım. Hanginiz çıkarsa onunla sevgili olacağım, tamam mı? Tamam, kabul. O piti piti karamela sepeti. Terazi lastik jimnastik. 2 hours later. Dersimiz matematik. Sen çıktın. Ben mi? Evet. Benimle sevgili olmaya hak kazandın. Ya. Hadi gel aşkım, seninle gezmeye gidelim. Ama hayatımın anlamı, dersimiz var. Olsun minik kraliçem, ne yapacaksın dersi? Gel gezelim. Tamam, evimin direği, hadi gidelim. Arda, gel, bana bak, seni öldürürüm. Geliyorum aşkım. Nereye gidiyor gidelim. Bunlar? Hey, nereye gidiyorsunuz? Size diyorum be. Dersimiz var. Arda, yeter artık. Döverim bak seni. Rüzgar, fazla konuşma. Kızlarla aramıza girme. Gel bir tanem, tutun bana. Gidiyoruz. Bundan sonra biz seninle sevgiliyiz. Hadi gidelim aşkım. İşte gidiyoruz. Ya çok tatlılar. Hiç de bile hiç tatlı değiller. Ben daha tatlıyım. Hem daha zenginim, hem daha çok param var, hem daha çalışkanım. Arda'dan her türlü üstünüm yani. Çekil şuradan be. Arda'yla doğru konuş. Şunlara bak ya. Arda'ya aşık olmuşlar resmen. Yürüyün gidelim kızlar. Zil çaldı zaten. Geç kalmayalım. Ulan Arda, sorarım ben sana. Arda aşkım, korkuyorum. Korkma bir tanem, yanında ben varım. Korkacak ne var? Sıkı tutun, gidiyoruz. Çocuklar eksik gibisiniz. Yoklama alıyorum. Evet öğretmenim. Sınıftan bazı arkadaşlarımız okuldan kaçtı. Vay terbiyesizler. Rüzgar. Burada. Arda. Yok öğretmenim, okuldan kaçtı. Tamam. Rümeysa. Burada. Elif. Yok öğretmenim. Evet öğretmenim, Arda ve Elif yok. Diğer herkes burada. Tamam, buraya yazdım. Ben buradakilerin ailesini arayıp haber vereceğim. Merak etmeyin çocuklar. Evet öğretmenim, hatta onları sınıfta bırakın. Doğru, iyi hatırlattın Rüzgar. Hadi gel aşkım, gezelim birazcık. Aşkım yok, yazılacağız ya. Yazılalım aşkım, ne olacak? Biz hayata zaten 1-0 yenik başlamışız. Öğretmen yok yazsa ne olacak? Sevgilimle birazcık şöyle şehirde turlamak istiyorum. Çok mu şey istiyorum ya? Haklısın aşkım, gezelim. Alo, merhaba. Alo, buyur oğlum, kimi aradın? Ben dünyanın en iyi öğretmeni Baldi. Elif'in velisiyle görüşecektim de siz misiniz? Ha oğlum, biziz. Ben ikinci abisi. Ne oldu? Beni de söyle oğlum, ben de birinci abisiyim. Birinci ağabeyi de yanımdadır. Ne oldu oğlum, söyle. Beyefendi, kardeşiniz Elif sevgilisiyle birlikte okuldan kaçtı. Eğer ki onları yakalarsanız sevgilisini iyi bir dövün. Neredeysen oğlum sen, neredeysen? Eğer ki bu yalansa senin kemiklerini kırarım oğlum, haberin olsun. Yok beyefendi, yemin ederim ki gerçek, okuldan kaçtılar. Tamam oğlum, ben onları şimdi arayacağım. Bulduğum yerde o sevgilisinin ağzını burnunu kıracağım. Tamam beyefendi, sağ olun. Gördünüz mü çocuklar, ne kadar kibar bir insan. Evet öğretmenim, şimdi Arda'yı bir güzel döverler. Hadi oğlum gidik. Bacımız okuldan kaçmış. Sevgilisiyle geziyormuş oğlum. Hadi oğlum, bulalım şunları. Gel aşkım gel, hava ne güzel değil mi bugün? Aha bacımız. O yanındaki sevgilisidir oğlum, onu dövelim. Hala siz buraya bakın oğlum. Size diyorum la. He? Bize mi dediniz abi? Eyvah! Abimler! Abinler mi? Bana bak oğlum, seni doğduğuna pişman ederim ha! Sen utanmıyorsan bizim kardeşle sevgili olmaya! Şey abiler, yanlış anladınız. Biz sadece arkadaşız yani. Değil mi aşkım? Arkadaşız değil mi? Hıhı evet aşkım! Abi, biz sadece onunla arkadaşız! Lütfen inanın abim! İkinizi de çok seviyorum, abilerim benim! Alo oğlum, sen benim kardeşime aşkım demişsen? Şimdi senin gözlerini mor rengine boyayacağım oğlum. Yeter be. Sevgilimden de benden de uzak durun. Arda dur, yapma aşkım. Elif sen kenarda dur. Bu onlarla benim aramda. Ne oldu oğlum, bizi mi döveceksin?
Ha, sizi döveceğim. Ula senin ben var ya. Yeter. Al bakayım bunu. Aha da aldım oğlum. Dur bırak. Bırak şunu. Ha, bırak şunu. Sen de bunu al bakayım. Arkadaşlar her like Arda'ya bir güç olsun ve şu dev adamları dövmesine yardım edelim. Her abone de 10 güç olsun. Hadi in arkadaşlar desteğinizi gösterin. Arda bu adamların işini bitirmeli. Of aşkım kaç kaç buradan. Abi özür dilerim. Yürü kız gidiyoruz eve. Seninle evde görüşeceğiz. Tamam abi tamam gidelim lütfen daha fazla zarar vermeyin ona. Yürü kız gidiyoruz düş önümüze çabuk. Yürü diyorum sana. Tamam abi kızmayın. Hayır Elif aşkım kurtaracağım seni. Seni bunların eline bırakmam aşkım. Geleceğim hiç merak etme. Bana bak kız senin kemiklerini kırarım anladın mı beni? Anladım abi özür dilerim. Eğer ki bir daha o çocukla görüştüğünü görürsem vallahi o çocuğu da öldürürüm seni de öldürürüm. Tamam abi özür dilerim. Aferin kardeşim ağlama biz senin iyiliğini düşünüyoruz. Ha kardeşim ağlama yani biz senin iyiliğin için diyerek. Benim iyiliğimi düşünseydiniz Arda'ya vurmazdınız. Hayır, kurtaracağım seni aşkım bunların elinden. Merak etme. Şunlara bak sevgilimi nasıl ağlatıyorlar. Kurtaracağım seni. O çocuğu bir daha yanında görürsek çok kötü olur ona göre. Görüşeceğiz bakalım, görüşeceğiz. Siz daha kime sataştığınızı bilmiyorsunuz oğlum. Bitti sizin işiniz. Aşkım seni bu abilerin elinden kurtaracağım. Anladın mı Elif? Eğer ki bir daha o çocukla görüşürsen seni doğduğuna pişman eder ama. Tamam abilerim anladım kızmayın. Geliyorum aşkım. Ne oluyor oğlum? Gel buraya bir tanem. İşte tuttum seni. Dur oğlum kaçamazsın. Sıkı tutun. İşte gidiyoruz. O örümcek çocuk kardeşimizi kaçırdı. He vallahi artık onu öldürmeliyiz. Bu örümcek çocuğu gördüğümüz yerde öldürelim. Kaçırdım seni aşkım işte bu kadar. Arda abimler seni yakalarsa öldürecek biliyorsun değil mi? Hiçbir şey olmaz bir tanem korkma. Abinlerden korkmuyorum onlar benden korksun. Hey kızlar şunlara bakın. Baksanıza bu Arda. Keşke bizim de süper kahraman bir sevgilimiz olsaydı. Arda çok yakışıklı. Onun gibi birisi yok mu şehirde? Baksanıza şuna nasıl gökyüzünde süzülüyorlar. Bu böyle olmayacak. Benim de süper kahraman olmam lazım. Ne yapsam ne yapsam acaba? Arda'yı örümcek ısırdı ve örümcek adama dönüştü. Evet buldum. Beni de bir robot ısırırsa belki Iron Man'e dönüşebilirim. Kendimi bir robota ısıttıracağım. Belki markette vardır. Hadi ısırın elimi. Isırsanıza. Ya yok ya bu hiçbir işe yaramaz. Nasıl süper kahraman olacağım ben nasıl? Bir yolunu bulmam lazım. Tüm kızlar Arda'nın peşinde. Onu çok seviyorlar. He? Bu ne? Vay canına Iron Man. İşte bu yoksa satılıyor mu? Sadece 500 elmasa bu Iron Man kostümüne sahip olabilirsiniz yazıyor. Almam lazım bu kostümü almam lazım. Babamdan para isteyeceğim ve bu kostümü alacağım. Şimdi görürsün Arda sen soracağım sana. Baba! Babacım! He Rüzgar ne oluyor oğlum? Baba 500 elmas ver yalvarırım. Ne yapacaksın oğlum 500 elması? Baba bir kostüm var onu almam lazım. İyi tamam bakalım. Al bakalım şu çeki imzalıyorum. Bu çek 500 elmas ediyor tamam mı? Sağ ol baba adamsın. Her neyse gidiyorum ben baba o kostümü alacağım. İşte bu be işte bu. Seni çok seviyorum sağ ol baba. Rica ederim oğlum. Çabuk çabuk şu kostümü almaya gideyim. İşte sanırım şurada satıyorlar. Evet evet burası. Gel vatandaş gel. Bak bir tane kostüm kaldı kaçırmayın. Abi geldim geldim. Ben alacağım sakın kimseye satma. Ufaklık var mı 500 elmasın? Var abi al al işte bak. Tamam çocuk gel bakalım. Bu kostüm bundan sonra senindir. Hayırlı uğurlu olsun. İşte bu be. Ben de şu çeki kontrol edeyim. Tamam tamam. Artık bir süper kahraman olabilirim. Arda geri taklatsana aşkım. Hop. İşte bu gördünüz mü kızlar? Benim için çocuk oyuncağı ya bunlar. Ne var ki bunları yapmaya? Çok basit yani. Kızlar sevgilim diye demiyorum ama gerçekten çok tatlı birisi. Ya çok şanslısın. Keşke benim de süper kahraman bir sevgilim olsaydı. İşte orada. Hadi dostum koş. Alalım şunu. O çantada çok para var. Ver bakalım onu. Ha, hayır olamaz. Çantamı çaldılar. He? Ne oluyor orada? Arda aşkım birisinin çantasını çaldılar.
Yardım edin, olamaz, yardım edin lütfen. Ben şimdi yakalarım onları. Hadi aşkım göster gücünü. Geliyorum. Yakalayacağım onları, merak etmeyin. Hadi aşkım göster onlara gücünü. Beyefendi ne oluyor burada, iyi misiniz? İyi değilim polis bey, para dolu çantamı çaldılar. Anlıyorum beyefendi, merak etmeyin, şimdi yakalarız onları. Polis abiler merak etmeyin, benim sevgilim Arda şimdi hırsızları yakalar. Yani yakalamaya gitti, az sonra görürsünüz zaten. İşte bakın, yakaladı demiştim ben size. İşte hırsızları yakaladım, merhaba polis bey. Sanırım bunlar hırsızlık yaptı. Onları iş üstündeyken yakaladım. Bu elimdeki çantayı çaldılar. Evet bunlardı. Bu Rüzgar. Vay canına, Rüzgar da süper kahraman olmuş. Onları hapishaneye atabilirsiniz polis abiler. Ben bu şehrin artık süper kahramanıyım. Adamsın delikanlı. Ya nerede bu hırsızlar, nerede? Bulamadım onları. Hırsızlar arkada uslu durun. Kaçmaya çalışmayın, canınızı yakarım. Neyse dostum, hadi artık gidelim biz. Şunları hapishaneye atalım. İşte buyurun beyefendi. Bu da sizin çantanız. Sağ ol delikanlı. Sen olmasaydın ne yapardım? Çantanın içi para dolu. Ben sadece görevimi yaptım. Bir süper kahraman böyle yardımsever olmalı. Ya çok tatlı. Ya bu hırsızlar nerede? Bulamadım onları. He? Ben artık gideyim. Arda? Rüzgar ne oldu sana? Bu hırsızlar nerede? Arda günaydın. Aşkım hırsızları Rüzgar yakaladı bile çoktan. Evet Arda sen biraz yavaşsın. Yani Arda'dan bir tık daha hızlıyım, evet doğru. Demek ki sen de süper kahraman oldun Rüzgar. Ne oldu, beğenemedin mi Arda? Senden daha hızlı olduğum için kıskandın mı yoksa? Ne kıskanacağım be seni? Her neyse ya, ben artık gideyim. Hadi görüşürüz. Vay canına! Rüzgar bizi de al, bizi de, gitme! Lütfen Rüzgar, seni seviyoruz, geri gel! Rüzgar geri gel! Aşkım sen nereye gidiyorsun ya? Şey pardon aşkım, bir an onlar koşunca ben de koşayım dedim yani. O yüzden yanlış anlama lütfen beni. Ya tamam her neyse, bu Rüzgar da süper kahraman oldu ya, iyice havalanır şimdi. Neyse aşkım boşver. Rüzgar seviyoruz seni, geri gel! Aşığız sana Rüzgar, lütfen geri gel. Sana aşığız. Ne oluyor burada ya? Bu sesler ne böyle? Vay vay vay, şu Rüzgar'a bak sen. Süper kahraman olmuş, kızları peşinden koşturuyor. Helal be Rüzgar, adamsın. Rüzgar seni çok seviyoruz. Aşığız sana Rüzgar. Kız kardeşimizi bulmamız lazımdır oğlum. O örümcek çocuk kardeşimizi kaçırdı. Örümcek çocuğu da öldürelim. He valla doğru değilsen. Aşkım bunlar abimlerin sesi. Evet duyuyorum bir tanem. Sesler şu taraftan geliyor. İşte bak oradalar. Kardeşimiz neredesin? Bulacağız seni. İşte gidiyorlar. Aşkım iyi ki görmediler bizi. Ama görebilirlerdi Arda, ne yapacağız biz? Merak etme bir tanem, saklanacak bir evim var. Haydi gel gidiyoruz. Seninle ikimizin oturacağı bir ev yaptırdım. Tabii fazla param olmadığı için idare edeceksin. Tamam aşkım olur. Seninle her yere gelirim ben. İşte aşkım hadi gel çabuk çabuk. Evimiz burası bir tanem, birazcık idare edeceğiz burada. Hem abinler bizi burada asla yakalayamaz. Arda tamam aşkım, burada kalalım da. Burası iğrenç bir yer. Hem çok kötü kokuyor. Aşkım birazcık idare etmemiz lazım. Ben para kazanınca yeni eve geçeriz artık. Haydi kızlar, parti zamanı, dans edelim. Evet bu harika, dans edelim. Arda kıskansın şimdi. Nasılım kızlar, güzel dans ediyor muyum? Hepiniz süpersiniz. Helal size kızlar. Haydi dansa devam. İşte bu parti zamanı. Hadi ama aşkım ağlayacak ne var bunda? Ya tamam daha güzel eve geçeriz param birikince. Ben seni saraylarda yaşatacağım bir tanem, merak etme. Biliyorsun şu aralar biraz sıkışığım. Şu işlerim bir düzelsin, yeni bir eve taşınırız, villaya. Doğru söyle Arda, kandırmıyorsun beni değil mi? Olur mu öyle şey bir tanem, ne kandırması? Ben sana ne zaman yalan söyledim? İnşallah dediğin gibi olur Arda, güveniyorum sana. Ben de zengin olmak istiyorum Arda. Merak etme güzelim, çok zengin olacağız. O kadar fazla paramız olacak ki. Arabalarımız olacak bir sürü, bu toprak evden kurtulacağız. Hala oğlum, kardeşimizi bulalım. Sen şu taraftan git, ben de bu taraftan gidiyorum. Kardeşim neredesin? O örümcek adamı fena yapacağım oğlum, nerede bu? O örümcek çocuğu bulduğumda doğduğuna pişman edeceğim.
Bak aşkım, demiştim sana bizi burada bulamazlar diye, gördün mü? Burada güvendeyiz yani, korkacak hiçbir şey yok, merak etme. Haydi bakalım, dans etmeye devam. Çok eğlenceli bu. Arda şimdi kıskançlıktan çatlıyordur. Sayın seyirciler, süper kahraman Rüzgar hırsızları yakaladı ve şehrimizi zor durumdan kurtardı. Artık o şehrimizin süper kahramanı. Arda gibi fakir ve sümüklü değil. Herkes anladı Arda'nın sümüklü olduğunu. Şu televizyondaki habere bak ya. Gerçek süper kahraman Rüzgar'dır. Arda tam bir sümüklü. Anca o süper ne olur biliyor musunuz? Tepegöz olur. Ulan yeter artık. Bu Rüzgar benim yerime geçmeye çalışıyor. Sorarım ben sana Rüzgar. Yeter artık, geliyorum. Arda dur aşkım, geri gel. Bu Rüzgar'ın işi bitti, yeter. Benim yerime hiç kimse geçemez. Geliyorum Rüzgar, öldüreceğim seni. Öf. Neyse, abimlere yakalanmayayım. İçeri geçeyim ben. Bu şehrin tek süper kahramanı benim. Hiç kimse benim yerime geçemez Rüzgar. Soracağım bunun hesabını. Kızlar, beni seviyor musunuz? Aşığız sana Rüzgar. Sağ olun kızlar. Ben geleceğin süper kahramanıyım. Bu şehir benden sorulur. Aynen öyle. O benim yerime asla geçemez. Ben ondan daha güçlüyüm kızlar. Rüzgar, öldüreceğim seni. He? Ne oluyor Arda? Ben hemen sana ne olduğunu göstereyim. Arda dur. Ne duracağım be? Demek ki ben sümüklüyüm ha? Gerçek süper kahraman demek ki sensin. Ben çakma süper kahramanım. Arda, sanki bunu ben diyorum. Haberci diyor. Öyle değil mi kızlar? Arda git buradan. Artık şehrin süper kahramanı Rüzgar. Bırak onu. Sorarım ben şimdi sana. Gel buraya. Uzak dur. Demiştim sana. Rüzgar, bunun hesabını ödeyeceksin. Sen kimsin bana vuruyorsun? Hak ettin bunu Arda. Al bunları Rüzgar, al bunları. Bu kadar mı gücün? Şimdi sorarım sana. Neden sana örümcek ağı işlemiyor? Gel buraya Arda, gel buraya. Hayır. Yakala onu Rüzgar. Kaçamazsın Arda, artık senden daha güçlüyüm. Hayır, bırak peşimi. Git peşimden Rüzgar. Gel buraya. Şuna bakın. Hadi koşun kızlar. Büyük kavga var. Gidelim hemen. Hayır, bırak peşimi. Gel buraya Arda. Senden daha güçlüyüm. Öldüreceğim seni. Gel buraya. Hazır mısınız kızlar? Gidiyoruz. Sıkı tutunun. Şimdi size bir sürprizim var. Haydi bakalım. Hop. Rüzgar, ne yapıyorsun? Arabayı sür Rüzgar! Hayır Rüzgar, çarpacağız! Merak etmeyin kızlar, kurtarıcınız burada! İşte gidiyoruz! Olamaz! Hayır! O ne ya, ne oluyor orada? Şu Rüzgar'a bak sen! Sıkı tutunun kızlar, iniyoruz! İşte şu tarafa indiler! İşte indik, nasıldı kızlar, süperdi değil mi? Ya Rüzgar, sen bir harikasın! Ne oluyor lan, o Elif değil mi? Sevgilim Elif'in Rüzgar'la ne işi var? Nasıldım ama? Süpersin Rüzgar! Bizi çok eğlendiriyorsun! Yani evet, yaparım ara sıra öyle şeyler. Keşke Arda da senin kadar zengin olsaydı. Arda'nın böyle bir arabayı bırak, bir tane motoru bile yok. Sen bizi hem arabanla gezdiriyorsun hem de çok eğlendiriyorsun Rüzgar. Sevgilim Elif'in bu Rüzgar'la ne işi var? Rüzgar benim düşmanım. Onunla daha dün kavga ettik. Bu da bugün bizi eğlendirdiğin için. He? Ama senin sevgilin var Arda. Hayır, hayır, öptü onu. Hayır, bunu bana nasıl yaparsın? Evet Rüzgar, Arda'yı seviyorum. Ama sen de benim çok iyi bir arkadaşımsın. Arda ile kavgalı olmanız seninle küseceğim anlamına gelmiyor. Yeter artık, yeter. Benim de bir yerden para kazanmam lazım. Zengin olmam lazım. Gidiyorum ben. Ne yapacağım ben, ne yapacağım? Bir yerden para kazanmam lazım artık. Düşün Arda, düşün. Nereden kazanacağım bu parayı ben? Nereden kazanacağım? Bıktım artık gerçekten. Ne oluyor? Olamaz. Ne yapıyor bu manyak herif? Ezecektin az kalsın beni, ne yapıyorsun? O da ne? Milyoner olmak için hemen başvurabilirsin yazıyor. İşte bu fırsat ayağıma geldi. Evet, son durak Minecraft Ordileri şehrine geldik. Artık inebilirsiniz sayın yolcularımız. Otobüs gitmeden şuradaki numarayı arayayım hemen. Hadi açın lütfen, milyoner olmak istiyorum, lütfen açın. Milyoner yarışması, buyurun.
Alo merhaba. Reklamınızı otobüsün arkasında gördüm de yarışmaya katılmak istiyorum. Tamam hemen gelin haydi çabuk. Ne gerçekten mi? Yalan mı söyleyeceğiz salak herif? Tamam tamam geliyorum. Evet sayın seyirciler milyoner başlıyor. İlk yarışmacımız Örümcek Arda. Ne duydun mu Miray? Örümcek Arda dedi. Duydum fakir. Allah Allah ya. Ve Örümcek Arda geliyor. Miray ben mi yanlış görüyorum yoksa bu bizim Arda mı? Fakir bu bizim Arda. Merhaba hoş geldiniz. Hoş bulduk Kenan Bey. Buyurun geçin şöyle Örümcek Arda ve yarışmamıza başlayalım. Evet Örümcek Arda yarışmamıza hoş geldiniz. Hoş bulduk Kenan Bey kusura bakmayın çok heyecanlıyım. İlk defa böyle bir yarışmaya katılıyorum. Hadi Arda bakalım kaçıncı soruya kadar gelecek? Evet fakir inşallah güzel bir para kazanır. Arda istersen yarışmamıza başlayalım artık. Hem heyecanını da yenmiş olursun. Tamam Kenan Bey başlayalım. Hazırım ben. Değerli izleyicilerimiz milyoner başlıyor. Sevgili Arda birinci soru geliyor. Eşeğin oğluna ne denir? A. Sıpa. B. Buzağı. Evet. C. Şıkkı oğlak. Ve D. Şıkkı eşoğlu eşek. Biraz zorlayıcı bir soru. Biraz düşünmek istiyorum Kenan Bey. Tabii ki Arda düşünebilirsin. Süremiz bol. Şimdi eşeğin oğluna diyor. Eşeğin yavrusuna deseydi cevap sıpa olacaktı. Ama eşeğin oğluna diyor. Şaşırtmalı bir soru yani Kenan Bey. Evet ya gerçekten şaşırtmalı bir soruymuş. Ne zor sorular soruyorlar öyle ya. Kenan Bey ben bu soruda joker hakkımı kullanmak istiyorum eğer ki müsaade ederseniz. Tabii ki Arda. Hangi jokerini kullanmak istersin? Ben telefon jokerimi kullanmak istiyorum Kenan Bey. Tamam kimi aramak istersin? Tepegöz, Haloa, Kerem Komiser. Beni ara Oglim ben cevabı bileyim. Kenan Bey ben Tepegöz'ü aramak istiyorum ya. Bu konuda onun bilgisine güveniyorum. Tamam Tepegöz'ü arıyoruz. Yakınlığınız nedir Tepegöz'le? Tepegöz bizim şehirde sevdiğim bir arkadaşım. Onun bilgisine güveniyorum. İnşallah beni yarı yolda bırakmaz. Ne oluyor lan bu ses de ne? Telefonda birisi arıyor. Baba televizyona baksana. Arda abim yarışmadan seni arıyor baba. Ulan hiç kimse benim uykumu bölemez. Şimdi sorarım ona. Ayağa buyurun. Merhaba ben Kenan. Tepegöz sen misin? Ben benim de sen kimsin hemşerim? Ben de benim. Sen ben misin? Bana bak ben de dalga geçme. Senin ağzını burnunu kırarım. Zaten uykumdan uyandırdın beni. İnan ki işini bitiririm senin. Evet Arda, süren bitti. Maalesef ki Tepegöz'e soruyu soramadan süre bitti. Ne yapacağım şimdi? Diğer jokeri kullanayım bari. Tamam, hangi jokerini kullanmak istersin? Ben lüks araba jokerini kullanmak istiyorum da nasıl bir şey bilmiyorum. Yarışmacımız lüks araba jokerini kullanmak istedi. Ve stüdyomuzda lüks arabayla geziyor. Gerçekten güzel bir joker hakkı. Umarım soruda yardımcı olur. Hayır durdurun şunu bu nasıl joker hakkı durdurun diyorum size. Aslan oğlum benim be nasıl geziyor arabayla. Vallahi şu ana kadar gördüğüm en güzel joker hakkı. Evet fakir bence de. Evet Arda lüks araba jokerini kullandın. Cevabın nedir? İyi de bu jokere hiçbir işe yaramadı ki bu ne biçim bir joker. Hayvan herif hayatında böyle lüks arabaya mı bindin daha ne istiyorsun? İyi de bana soruda yardımcı olması gerekmiyor muydu? Soruda yardımcı olmadı ki bu joker bana sadece stüdyonun etrafında arabayla gezdim. Neyse üzülme Arda. Bir joker hakkın daha var unutma. O zaman ben son jokerimi kullanmak istiyorum. %50 joker hakkımı. Bu soruyu bilmenin başka yolu yok. Ama Arda bizde %50 joker hakkı yok. %100 joker hakkı var. İyi tamam %100 olsun onu kullanayım. Yarışmacımız %100 joker hakkını kullandı ve ekstra 4 şık daha geliyor. Ne? E şıkkı kuzu, F şıkkı inek, G şıkkı dana, H şıkkı koç. Hangisini seçiyorsun? Ya Kenan Bey bu nasıl joker hakkı? İki tanesinin elenmesi gerekmiyor muydu? Hayır Arda bizdeki %100 joker hakkı dedim ya. 4 şık daha geliyor. Şimdi artık işin daha zor. Ya Kenan Bey jokerlerin benim işimi kolaylaştırması gerekiyordu. Bu jokerler benim işimi zorlaştırıyor. Ne biçim joker ya bunlar? Vallahi ne saçma yarışmaymış ya bu. Allah Allah ya. Evet ya bunlar ne biçim joker hakkı? Tüm jokerleri de bitti.
Arda hadi oğlum, bilirsin şu soruyu lütfen oğlum. Akıllısın sen. Tamam, bu soruyu bileceğim. Her türlü zorluğa karşı bu soruyu bilmem lazım. Öncelikle sıpa olduğunu düşünmüyorum. Emin misin? Evet Kenan Bey, sıpa olsaydı hissederdim ben. Ben cevap vermek istiyorum ya. Emin misin Arda, bak çekilirsen bizden tam tamına 500 bin TL kazanabilirsin. Yok yok, ben cevap vereceğim. Benim cevabım D şıkkı, eşşoğlu eşek son kararım. Yarışmacımız D şıkkını seçti ve tebrikler Arda, doğru cevap. İşte bu be, aslan oğlum benim, helal be. Canım oğlum benim, biz eğittik onu, biz yetiştirdik. Aslan oğlum benim, sorunun cevabını bileceğini biliyordum. Vallahi ben spa diyecektim oğlum, Arda'ya helal olsun valla. Arda tebrik ederim, ilk soruyu bildiğin için bizden yeni bir joker hakkı kazandın. Oh be, tüm jokerlerim bitmişti, çok iyi oldu bu. Yeni joker hakkın 1 milyon TL kazanma jokeri. Eğer ki bu jokeri kullanırsan direkt 1 milyon TL kazanıp gidiyorsun. Kenan Bey, o zaman ben jokerimi kullanmak istiyorum. Tebrikler Arda, bizden tam 1 milyon TL kazandın. Seni tebrik ederim Arda, şu ana kadar ki en büyük para ödülü 1 milyon TL kazandın. Oley be oley, işte bu. Arda, ne yapacaksın bu parayla? Yapmam gereken önemli işler var. Zenginim artık, gidiyorum ben. Hayırlı uğurlu olsun Arda, yine bekleriz. Sayın seyirciler, yarışmamız sona erdi. Son pişmanlık fayda etmez, bunu unutmayın. Aslan oğlum benim be, 1 milyon TL kazandı. Evet canım oğlum benim, artık Arda da zengin. İstediği evi alabilir, sevgilisiyle istediği evde kalabilir. Her arabayı alabilir artık. Evet fakir, aynen öyle. Bakalım Rüzgar bu halimi görünce ne düşünecek? Haydi koruma, yola devam edelim. Gidiyoruz. Herkes takip etsin. Artık çok zengin olduğum için korumaya ihtiyacım var. Rüzgarların evin önüne gidiyoruz. Çabuk hızlı olun. Artık ben de zenginim Rüzgar. Alnımın teriyle zengin oldum. Daha doğrusu zekamla zengin oldum. Evet korumalar, burada duralım. Sağa sola iyi bakın korumalar. Beni öldürmek isteyenler olabilir. Artık çok zenginim. İnanmıyorum. Şuraya bakın. Canım aşkım, Arda geri döndü. O artık çok zengin. Durun kızlar, nereye? Bu şehrin en zengini gelmiş. Onun yanına gidiyoruz. Durun, gitmeyin. Arda aşkım, geri döndün. Seni çok özledim. Durun kızlar, geri gelin. Benim de param var. Aşkım, canım benim. Zengin olacağını biliyordum. Artık gidelim korumalar. Kızlar bakın, ben süper kahramanım. Iron Man'im, unuttunuz mu? Arda hadi lüks arabanla gezdir bizi. Gidelim korumalar. Rüzgar, işte böyle kalırsın. Şunlara bak ya, para göz hepsi. Arda'nın parası yokken benim yanımdalar. Arda zengin olunca hemen sattılar. Gidin gidin, sakın geri dönmeyin. Zaten bir daha hiçbirinizi kabul etmeyeceğim. Arda aşkım, seni çok seviyorum. Yalan söyleme Elif. Rüzgar'ı öptüğünü gördüm. Aşkım ben onu şakadan öptüm ya. Neyse, bu durumu seninle sonra konuşacağız Elif. Şimdi sadece zenginliğimin tadını çıkartmak istiyorum. İşte geldim, burası. Şu zili bir çalalım. Merhaba zengin bey. Buyurun. Elektrik faturanızı ödemediğiniz için evinizdeki eşyalara el koyuyoruz. Ne? Ama ödeyecektim ben. Hem çok gelmiş. Biraz daha para biriktirip ödeyeceğim, söz veriyorum. Üzgünüm zengin bey. Son ödeme günü geçmiş. Evinizdeki eşyalara el koymak zorundayız. Evet arkadaşlar, tüm eşyaları alalım, hızlı olalım. Hepsini taşıyoruz. Yapmayın, durun lütfen. Aşkım buzdolabı gidiyor. Arkadaşlar dışarıda Rüzgar'ın arabası var, onu da alın lütfen. Durun lütfen, götürmeyin. Yalvarırım, bırakın. Ne oluyor, olamaz. Rüzgar oğlum, haciz geldi. Hayır baba, bize de mi? Oğlum sana yeni aldığımız arabaya da el koyacaklar. Hayır lütfen. Baba bir şeyler yap. Yapacak bir şey yok oğlum. Elektrik faturamızı ödeyemedik. Evet arkadaşlar, kapının önündeki arabaya da el koyuyoruz. Buyurun lütfen. Dışarıdaki arabayı da almayı unutmayın. Lütfen bari arabayı bırakın. Maalesef faturanızı ödeseydiniz bunlar olmazdı. Hayır baba, ne yapacağız? Gitmeyin, durun. Gülme komşuna gelir başına demişler. Bizim de başımıza geldi işte. Baba lütfen, eşyalarımızı geri alalım. Ben kızlara ne diyeceğim? Yapacak bir şey yok oğlum. Elektrik faturamızı ödeyemedik. Fikir amcamların başına gelen bizim de başımıza geldi. Gidiyorum ben. Hayır, ben parasız kalmak istemiyorum. Yapacak bir şey yok. Dilenirim ben de. Buraya oturur ve dilenirim. Parasız kalmaktan iyidir en azından. Allah rızası için yardım edin. Ha, şuna bakın.
kızlar şuradaki rüzgar değil mi ya? Allah rızası için birazcık para verin. Gelin kızlar gelin. Ooo kimler varmış burada rüzgar? Ne yapıyorsun, dileniyor musun yoksa? Ne o, dilenciliğe mi başladın? Git Arda buradan, karışma. Rüzgar çok komiksin. Bakın şimdi kızlar ne yapacağım. Al bakalım rüzgar, bu benden sana. Harcarsın, harca harca bitmez. Arda defol git şuradan. Gelin kızlar gidelim ya. Fakir diye benimle dalga geçiyordu, kendisi fakir oldu. Gördünüz değil mi kızlar? Artık ben zenginim, o fakir. Hayır, ben bu hallere düşecek insan mıydım? Hayır. Aşkım evimiz çok güzel oldu. Artık zenginiz. Evet bir tanem, çok paramız var artık. Arda evlenelim aşkım, lütfen, seni seviyorum. Tamam benimle gel, sana bir sürprizim var. Sürpriz mi? Ne sürprizi aşkım, merak ediyorum. Evet sürpriz. Elif, benimle evlenir misin? Lütfen, seni çok seviyorum. İnanmıyorum. Arda evet, seninle evlenirim. Gerçekten mi? Evet, ben de seni seviyorum. Evlenelim Arda. İşte bu, tamam evleneceğiz. Bıktım artık. Zengin olmam lazım benim de Arda gibi. Ne yapacağım? Canım babam benim. He? Orada bir kız ağlıyor. O kötü adamların elinden babamı nasıl kurtaracağım? Kim bu kız? Yanına gideyim be. He? Buyurun beyefendi, birine mi baktınız? Pardon. Hanımefendi, ağladığınızı gördüm de acaba neden ağlıyorsunuz? Boşverin beyefendi. Sizin de canınızı kendi derdimle sıkmayayım. Olur mu öyle şey hanımefendi? Lütfen anlatın bana, neden ağlıyorsunuz? Babamın çok borcu vardı. Kötü adamlar babamı kaçırdı, esir aldılar. Ne? Babanız mı? Evet. Merak etmeyin, ben bir süper kahraman olarak babanızı kurtaracağım. Gerçekten mi? Evet hanımefendi, hiç merak etmeyin. Nerede şu anda o adamlar? Şu ilerideki evdeler. Babamı içeride esir tutuyorlar. Tamam hanımefendi, hiç merak etmeyin. Babanızı kurtaracağım. İşte bakın, tam olarak şuradaki evdeler. Tamam, siz burada bekleyin beni. Ama dikkatli olun, silahları var. Merak etmeyin, geri döneceğim hanımefendi. Bu kızın babasını kurtarmalıyım. Bana bak, borcunu ödemedin. Ya borcunu ödersin ya da seni burada öldürürüz. Param yok, ne yapayım? Yapacak bir şey yok, o zaman öleceksin. İşte burası. He, ne oluyor? Sen kimsin? Bana bakın. Siz bu adamı burada zorla mı tutuyorsunuz? Evet, yardım et evladım. Sen kimsin be cüce? Hemen göstereyim. Benim adım Demir Adam Rüzgar. Bayım, iyi misiniz? Evladım sağ ol, kurtardın beni. Rica ederim, gidelim buradan. Nerede kaldı bu çocuk? Nerede kaldı ya? Kesin başaramayacak, kesin. Bu silahlı adamları yenemez ki. Kızınız şu ileride bizi bekliyor. Otobüs durağının oradaydı. Kızım, canım kızım. Baba, babacığım. Baba, sana bir şey olmadı değil mi? Seni çok özledim. Canım babam. İyiyim kızım, iyiyim. Merak etme. Bu genç adam kurtardı beni. Ben görevimi yaptım sadece. Sağ ol, sen olmasaydın babamı asla kurtaramazdık. Ne demek canım? Mwah. He? Tekrar teşekkür ederim, kahramanımsın. Her neyse, hadi bize gidelim de yemek yiyelim. Tamam o zaman, sonra görüşürüz. Hayır, lütfen sen de gel. Evet delikanlı, sen de gel hadi. Peki, madem ısrar ediyorsunuz geleyim. Evet hanım, beni bu delikanlı çocuk kurtardı. Anne, onun adı Rüzgar. Çok yakışıklı biri değil mi? Sağ ol Gamze, utandırıyorsun beni. Çocuklar, kader sizi buluşturdu. Evlenecek yaşa da geldiniz, büyüdünüz artık. Diyorum ki Gamze, Rüzgar'la evlen, ne dersin? Ne? Baba ne diyorsun sen? Olur, kabul ediyorum ben. Gamze kızım bak, Rüzgar kabul etti. Hem artık yaşınız büyüdü, evlenmenizde bir sakınca yok. Ne dersin Gamze? Tamam olur o zaman, evlenelim. İşte bu. Aferin çocuklar. Kayınpederim, verin elinizi öpeyim. İlk önce evlenin, sonra elimi öpersin. Haydi evlenmeye gidiyoruz. Ya baba hemen mi ya? Bu işler beklemeye gelmez kızım. Gamze aşkım, çok mutlu olacağız, merak etme. İyi tamam, hadi gidelim evlenelim.
evlenelim. Ya çok duygusal canlarım benim. Arda ve Rüzgar evleniyor, inanamıyorum yani. Hayır, ağlamıyorum. Gözüme nikah memuru kaçtı. Canım oğlum benim, büyüdü de evleniyor. Kocaman adam oldu. Rüzgar evet de, evet de. Ya baba evet diyeceğim zaten, Allah Allah. Evet, nikah memuru olarak Arda'ya soruyorum. Arda, Elif'le evlenmeyi kabul ediyor musun? Evet, kabul ediyorum. Elif, sen kabul ediyor musun? Evet, kabul ediyorum. Rüzgar ve Gamze, evlenmeyi kabul ediyor musunuz? Evet. Evet. Ben de sizleri karı koca ilan ediyorum. Artık evlisiniz. Bravo, aferin, bravo be. Aferin Rüzgar, aferin. Helal olsun be. Arda ve Rüzgar da artık evli. Evet çocuklar, gurur duyuyorum sizinle. Çocuklar, arkadaşlarımız evleniyor. Biz hala bekarız. Doğru söylüyorsun kardeşim. Artık yaşımız büyüdü. Bizim de evlenmemiz lazım. Artık evlendik Arda. Çok mutluyum. Ben de çok mutluyum ama bir dakika ya, bu ev kimin? Evimizin yanına birisi ev yapmış. Aşkım, evimize gidiyoruz. Evliyiz artık. Seni seviyorum Rüzgar. Ben de seni seviyorum bir tanem. Rüzgar. Evet Arda, evimizi nasıl buldunuz? Senle komşu olduk. Tahmin etmeliydim Rüzgar. Ne o, beğenemedin mi Arda? Kıskandıysan söyle. Hiç güleceğim yoktu. Ne kıskanacağım be seni? Görmüyor musun, bizim daha güzel evimiz var. İyi o zaman, evine gir, çeneni kapa. Yürü aşkım ya, uğraşmayalım bunlarla. Ne halleri varsa görsünler. Ne olsa korumalarımız var. Evimize yaklaşamazlar bile. Gel aşkım, biz de girelim. Bu evde idare edeceğiz. Paramızı biriktirince onlar gibi tadilat yaptırırız. Evimizi güzelleştiririz. İyi geceler aşkım. Uyuyalım artık. Yarın erken kalkarız. İyi geceler bir tanem. Sen uyu. Benim birazcık işim var. İçimden bir ses Rüzgar hırsızlık yapacak diyor. O yüzden bu drone bana yardımcı olacak. Hadi bakalım. Rüzgar ne yapıyormuş şimdi anlarız. Biraz Rüzgar'ı izleyelim bakalım. Ne yapıp ettiğini anlarız şimdi Rüzgar Efendi. Evet, drone'u koyduk. Şimdi uçurma zamanı. İşte gidiyor, havalandırıyoruz. Çok güzel. Buradan görüntüyü görebiliyorum. Evet, şuradan şöyle Rüzgar'ın evine doğru gidelim. Ya bu drone'u sürmek ne kadar zormuş. Bakalım Rüzgar ne yapıyor. Evet, şuradan evin içine girelim. Ne oluyor? Bu ses ne? Bu ne böyle? Bir drone, git buradan. Olamaz, bu Rüzgar. Gördü beni. Gitmem lazım. Hayır, olamaz, vuruyor. Olamaz, kıracak şimdi drone'u. Olamaz ya. Şuna bak, görüntü gitti. Ulan Rüzgar, sorarım ben sana. Şuna bak, birisi drone'la evimizi izlemeye çalışıyor. Neyse ki kırdım drone'u. Ulan Rüzgar, bekle beni, geliyorum. Bitti senin işin. Ben o drone'a bir sürü para vermiştim. Şimdi sorarım sana Rüzgar. Rüzgar, buraya bak, dışarı çık çabuk. Geliyorum Arda, geliyorum. Ne oldu? Bana bak, sen kimsin benim drone'umu kırıyorsun? Asıl sen kimsin benim evimi izliyorsun? Sana mı soracağım lan? İstediğim yere izlerim. İzleyemezsin. İşte böyle kırarım. Çabuk parasını ver. 10 bin elmas. Parasını mı istiyorsun? Evet, ver çabuk. Al sana parası. Beğendin mi? Ulan Rüzgar, senin ben var ya. İlk önce ağ atmasını öğren. Nereye attığın belli değil. Görüşeceğiz senle Rüzgar. Bu burada bitmedi. Bekle sen. Yürü be, hadi yürü, bak işine. Şimdi gidiyorum ama görüşeceğiz seninle. Anca gidersin, hadi yürü, yaylan buradan. Şuna bak ya. Korumalar, gözünüzü dört açın. Bunun ne yapacağı belli olmaz. Arda aşkım, ne oldu, neredeydin? Rüzgar'la kavga ettik aşkım, drone'umu kırdı. Neyse, yarın sorarım ben ona. Aşkım boşver, uğraşma şu fakirlerle. Biz artık zenginiz. Onun gibi fakirlerle uğraşmayalım. Doğru söylüyorsun, hadi gel aşkım, yatıp uyuyalım. Evet, uğraşmaya bile değmezler. Hadi uyuyalım. Ya Gamze, bizim bir yerden para kazanmamız lazım aşkım. Eve yiyecek alacağım, param yok. Rüzgar, bir şey diyeceğim. Ne oldu bir tanem, söyle. Acaba diyorum, Arda'nın yanında mı çalışsan? Ne? Yani işler düzelene kadar aşkım. Ama ben onunla küsüm. Özür dilersin, bir şey olmaz. Öf öf. Tamam, öyle yapacağız. Yapacak bir şey yok. Fakirliğin gözü kör olsun be. Gidiyorum ben aşkım. Arda'dan özür dileyeyim de yanında çalışmak istediğimi söyleyeyim. İnşallah özrümü kabul eder de beni işe alır. Zor durumdayız. Ha, kim geldi ya sabahın köründe? Aşkım ben bakıyorum, tamam. Geldim. Rüzgar, Arda ile kavga edeyim deme. Yok yok, merak etmeyin, özür dilemeye geldim. İyi, öyle olsun bakalım.
Arda kapıyı aç. Geldim geldim. Rüzgar, ne işin var lan senin burada? Arda. Ne istiyorsun ne söyle. Rüzgar git buradan. Dün Arda'nın drone'unu kırmışsın. Ya tamam evet hatalıyım özür dilerim. Ama sen de benim evimi izliyordun dostum, kabul et işte. Arda şey diyecektim, durumumuz çok kötü biliyorsun. Acaba rica etsem bana iş verebilir misin? İş mi? Evet Arda, birkaç gün yanında çalışayım lütfen. Paramız yok. İyi tamam, geç şöyle o zaman içeri, evi süpür. Ne? Anlamadın mı? Evi süpür diyorum işte. İş istiyordun ya, al sana iş. İyi peki Arda. Ama o üstündeki giysilerle olmaz. Onları çıkartacaksın. Tamam, çıkartırım. Hadi geç, hemen işe başla. Evi süpürerek başla bakalım. Sonra belki terfi edersin, tuvaletleri temizlersin. Süpür bakalım her yeri düzgünce, aferin. Bir tane toz görmeyeyim ona göre. Tamam Arda, süpürüyoruz işte. Sus, cevap verme bana. Para kazanmak istiyorsan şimdi de yerleri silmeni istiyorum. Tamam Arda, silerim. Bezler nerede? İşte şurada tezgahın üstünde, al ve hemen başla. Aferin, sil bakalım. Güzel sil, güzel. Her yer parlayacak böyle. Eğer ki işten atılmak istemiyorsan her yeri sileceksin. Dün drone'umu kırdın, hala kızgınım sana. Tamam Arda, siliyorum. Biraz para kazanayım, sorarım ben sana Arda. Bu yaptıklarının bedelini ödeyeceksin. Bir şey mi dedin? Yok yok, siliyorum, bir şey demedim. İyi aferin, sil bakalım. Bir yerde pislik görürsem seni kovarım, ona göre. Aşkım hadi gel kahvaltıya başlayalım. Sofra mis gibi gözüküyor. Geldim bir tanem, çayları getiriyorum. Şöyle koyalım. Hadi aşkım başlayalım artık. Çok güzel gözüküyor. Hop. Çok güzelmiş. Çayımdan da içeyim. Harika. Afiyet olsun. Afiyet olsun aşkım. Sana da bir tanem. Kuru ekmek de hiç gitmiyor. Evet aşkım. Biraz para kazanayım da eve erzak alırız. Ben gidiyorum, işe geç kalmayayım. Tamam aşkım. Arda'nın yanında çalışıyorum sonuçta, kızar. Ulan gün gelecek, ben de zengin olacağım. O günü sabırsızlıkla bekliyorum. Oo, karnım doydu. Hadi aşkım dışarı çıkalım. Evet ya, gezeriz birazcık. Arda kapıyı aç. Rüzgar geldi. Geldim. Rüzgar. Merhaba, temizlik yapmaya geldim. Gel Rüzgar, biz de tam dışarı çıkıyorduk. Evet Rüzgar, biz dışarıda gezeceğiz. Tamam siz gidin, ben evi temizlerim, merak etmeyin. Tamam Rüzgar, hadi aşkım gidelim şehirde gezelim birazcık. Tamam aşkım, geliyorum. Güle güle, ben evi temizleyeceğim, merak etmeyin. Arda bekle aşkım, geliyorum. Evet bunlar gitti, ben de üstümü değiştirip temizliğe başlayayım. Öf öf, böyle istediğim paraları kazanamam ki. Ben bir süper kahramanım, Arda'nın evini temizliyorum resmen. Hayır, bu böyle olmayacak. Ne yapacağımı biliyorum. Kusura bakma Arda. Bunu yapmak zorundayım. İşte kasa burada. Vay canına. Şuraya bak. Altın ve para dolu. Hepsini alacağım, hepsini. Bunların hepsi benim hakkım. Çocuklar, evlilik nasıl gidiyor? Söyleyin bakalım. Babacım çok mutluyuz. Paramız da var. İyi ki evlenmişiz diyoruz. Aferin çocuklar, hep böyle mutlu olun. Neyse anneciğim babacığım, biz artık kalkalım. Arda oğlum biraz daha oturun. Yok baba ya, yapacak işlerimiz var. Tamam çocuklar, yine bekleriz oturmaya, sık sık gelin. Geliriz anneciğim, hadi aşkım kalkalım. Kahve çok güzel olmuş, elinize sağlık. Afiyet olsun kızım, ben yaptım. Ellerine sağlık anneciğim. Neyse gidelim artık. Hiç kalkmayın siz, hadi görüşürüz. Alo oğlum, iyi dinle beni. Örümcek çocuk fakirin evinde. Ha vallahi oğlum, bu sefer onu elimizden kaçırmayalım. Ha doğru diysem. Dikkat edelim, ağ atıp kaçarlar. O yüzden onu takip edelim. Ha vallahi doğru diysem. Evine kadar takip edelim, evini öğrendikten sonra gece vakti saldıralım. Tamamdır, haydi gidelim oğlum. Yine bekleriz, tekrar gelin. Aşkım biraz daha gezelim, sonra eve gideriz. Rüzgar da temizliği bitirmiş olur. Bugün korumalara da maaşını vereceğim, Rüzgar'a da maaşını vereceğim. Gördün mü oğlum, köşeyi döndüler. He valla, haydi oğlum şunları takip edelim. Evlerini öğrenelim, daha sonra saldırırız. Koş oğlum koş, elimizden kaçırmayalım. Bunlar kim ya? Nereye koşuyorlar böyle? Allah Allah, çok garip. Evet güzel. Tüm paraları çöp torbasına doldurdum. Ne var ne yok hepsini aldım.
Şimdi bunları çöp sanacaklar, şüphelenmeyecekler. Bu sayede korumalar bana engel olmaya çalışmayacak. Şunu şöyle şuraya koyayım. Evet, burada kalsın. Kimseler şüphelenmez. Normal bir çöp poşeti gibi duruyor. Evden çıkarken alırım. Aşkım, bayağı gezdik. Eve gidelim artık. Oğlum, bunların evi neresi? Takip etmekten bıktım. Aha, işte oğlum. Sanırım evleri şu mavi binadır. Dikkat et oğlum, bizi görmesinler. İşte mavi binaya giriyorlar, gördün mü? Kaldıkları evi öğrendik. Akşam saldırıya geçeceğiz. Şimdi saldıralım, o örümcek çocuğu dövelim. Hayır oğlum, olmaz. Ağ atıp kaçar, dikkatli olmamız lazım. Kaçmasına izin veremeyiz. Akşam olunca uyurken saldıracağız. Rüzgar, ne oldu, temizlik bitti mi? He, bitti, çıkıyorum ben de şimdi. Elindeki ne? Çöp Arda, ne olacak? Yani çöpü çöp kutusuna atacaktım. He tamam, dur bekle burada, maaşını vereyim. Arda Bey. He, ne oldu korumalar? Bugün bizim maaş günümüz, biliyorsunuz değil mi Arda Bey? He evet biliyorum. Bekleyin burada, hemen getireyim maaşınızı. Olamaz. Arda dostum, benim maaşımı sonra verirsin. Ben gideyim, hem çöp de leş gibi koktu. Tamam Rüzgar, sen bilirsin. Korumalar bekleyin, sizin maaşınızı getiriyorum hemen. Tamam Arda Bey, burada bekliyoruz. Of, son anda çıktım, koş koş. Az kalsın yakalanıyordum. Aşkım aşağı gel. Rüzgar geldi. Geliyorum aşkım. Gel aşkım gel, şunları gör. Geldim bir tanem, neymiş o? Arkamdaki çöpe bak. Ha? Baksana şunlara bir tanem, bunlar bizim. Rüzgar aşkım, nereden buldun bu kadar parayı? Aşkım, birisi çöpe atmış, ben de alayım dedim. Burada çok fazla para var. Bunlar bizim mi şimdi? Evet, hepsi bizim artık. Hadi alışverişe gidiyoruz, evimize yeni eşyalar alalım. Birazcık yanıma para aldım, bunlar burada kalsın. Hadi aşkım gel. Artık çok paramız var, her şeye yetecek kadar var. Nerede bu paralar? Arda aşkım, ne oluyor? Korumalar aşağıda bekliyor, hadi aşkım. Elif tamam, bir tanem de, kasa bomboş, para yok. Ne, nasıl? Aşkım daha bu sabah baktım, paralar buradaydı. Aşkım, yoksa temizlik yaparken farklı bir yere mi koydun paraları? Hayır aşkım. İyi de nerede bu paralar? Kasanın içindeydi. Hadi be, nerede kaldı bu ya? Şuna bir seslenelim. Arda Bey! Arda Bey, yukarıda mısınız? Eyvah, çağırıyorlar bizi. Ne yapacağız şimdi? Korumalara para veremeyeceğiz. Evet aşkım, gidelim durumu anlatalım. Tamam, paralar çalınmış. Onlar yüzünden çalındı. Korumalar! Bana bakın! Paralar çalınmış. Sizin yüzünüzden çalındı. Yoksa siz mi çaldınız? Ne diyorsunuz Arda Bey? Arda Bey, biz bu evin korumasıyız. Öyle şey yapmayız. İyi de bu paralar nerede o zaman? Siz nasıl koruyorsunuz bu evi? Sen bize hırsız mı diyorsun? Bırakıyorum bu işi. Ben de bırakıyorum. Defolun gidin buradan. Sizin gibi hırsızlarla işim olmaz zaten. Yürü dostum, gidelim. Daha fazla anca bu evde gidersiniz. Korumalık falan yapmam ben. Evet, maaşımızı da vermedi. Aşkım ben polise gidiyorum. Bu böyle olmaz. Bu korumalar paralarımızı çaldı. Evet Arda, gidelim polise. Ama yarın sabah gidelim. Akşam oldu şimdi, baksana. İyi tamam, öyle yaparız. Polisler yakalar zaten. Evet, eğer ki gerçekten onlar çaldıysa polislerden kaçamazlar. Evimize aldığımız yeni eşyalar çok güzel oldu. Değil mi hayatım? Çoktan uyumuş bile. Neyse ya, ben de yatayım artık. Ya Elif, biz ne yapacağız ya? Paralarımız bulunmazsa biz ne yaparız? Merak etme aşkım, yarın paralarımız bulunacak, görürsün bak. İnşallah dediğin gibi olur. Neyse ya, yatalım artık, haydi gel. Geliyorum aşkım, gidelim. Oğlum uyumaya gittiler, şimdi tam zamanıdır. Ha vallahi, girelim şu eve. Örümcek çocuğu yakalayalım. Aşkım iyi geceler, ben yatıyorum. Ben de yatıyorum bir tanem, yarın her şey düzelecek, merak etme. İnşallah dediğin gibi olur. Hadi oğlum, hadi girelim çabuk. Uyumaya gittiler. Zaman kaybetmeyelim. Uyku tutmuyor ya. Uyuyamıyorum. İçimde kötü bir his var. Bir kameraları incelemek istiyorum. Evet, şöyle açıp bakayım kamera kayıtlarına. O ne lan? Bunlar kim? He? Arda'nın evine doğru gidiyorlar. Ne yapıyor bunlar ya? Bunlar kim? Hırsız mı yoksa? Ne yapacaklar acaba? Olamaz, eve girdiler. Olamaz, Arda'ya ya da Elif'e bir şey yapabilirler. Hepsi benim yüzümden. Ne yapacağım, ne yapacağım? Arda'nın evine girdiler resmen. Kameralardan her şeyi gördüm. Hepsi benim yüzümden ya. Arda'nın paralarını çalmasaydım hala evde korumalar olacaktı. O adamlar da eve giremeyecekti. Ama Arda'nın paralarını çaldığım için korumaların maaşını ödeyemedi.
Şimdi bu adamlar Arda'ya zarar verirse ya da Elif'e benim yüzümden zarar görmüş olacaklar. Onları kurtarmam lazım. Geliyorum Arda. Benim yüzümden zarar görmenize izin veremem. O adamları durdurmam lazım. Hadi çıkalım. Üst kattadırlar. İçerideler oğlum. Uyuyorlar. Sessiz ol la. Duyacaklar şimdi. Duysunlar oğlum. Uyan la. Uyan. Gel bakayım ne, buraya. Ne oluyor? Olamaz. Hayır, bırak abi. Beni. Abi bırakın lütfen Arda'yı. Biz onunla evlendik. Bırak beni. Bırak. Gidelim oğlum. Sıkı tut onu. Ağa atıp kaçma sen. Merak etme. Kaçamaz. Sıkı tutuyorum. Abi lütfen Arda'yı bırakın. Bırak beni. Bırak. Hadi oğlum gidik. Sen konuşma kız. Şimdi ona yapacağımı bilirim. Sana beni bırak diyorum. Bırak koca dev. Bırak beni. Oğlum yapma la o gıdıklanayım. Aşkım. Arda. Bırakın Hayda, beni. Şunu götürelim. Bırakın diyorum kıpraşma, size. Kıpraşma oğlum kıpraşma. Nereye götürüyorsunuz beni? Bırakın diyorum size. Hayır yardım edin. Arda aşkım kurtaracağım seni. Yardım et aşkım. Götürüyorlar bunlar beni. Yardım et. Ne oluyor burada? Elif. O adamlar kimdi Elif? Rüzgar! Arda'yı kaçırdılar Rüzgar! Onlar benim abilerim! Uzaktan izledim de yardıma gelemedim. İki kişilerdi ve çam yarması gibiler, kocamanlar. Evet Rüzgar! Arda'yı aldılar! Yardım et lütfen! Merak etme, takip edeceğim onları. Kurtar Arda'yı, yalvarırım! Tamam, sen burada kal, gidiyorum ben. Şunları takip edeyim, ne taraftalar anlarız şimdi. Bekle burada! Bu tarafa doğru gittiler. Arda'yı bulmam lazım. Benim yüzümden bu hale düştü. He? Orada bir yer var işte. Orada olabilirler mi acaba? Gidip bir bakayım. Kıpraşma oğlum, kıpraşma. He vallahi oğlum, uslanır. Biz sana zamanında demedik mi oğlum kız kardeşimizden uzak dur diye? Sen bizi dinlemedin oğlum. Şimdi bedelini ödeyeceksin. Bırakın beni. Ben Elif'i seviyorum. Aşkımıza engel olamazsınız. Hem biz artık evliyiz. Bırakın diyorum size. Şimdi bu şalteri indirdiğimde de bunların aynısını söylersin oğlum, tamam mı? Hayır, olamaz. Geldim Arda, geldim. Dayan dostum. Yapmayın, bırakın beni. Çözün ellerimi, çözün. Hey, ne oluyor burada? Bırakın Arda'yı. Sen kimsin la? Canına susamış bir velet daha. Arda'yı çabuk bırakın dedim size. Rüzgar dostum kurtar beni. Kesecek bu manyaklar beni. Merak etme Arda, buradayım dostum. Gel bakayım lo, sen kimsin? Hemen göstereyim kim olduğumu. Al bakalım oğlum. Bu mudur oğlum? Göbeğimle döverim adamı ben. Ulan senin. Ben sizin var ya şimdi. Al bunu. Hak ettiniz bunu. Rüzgar kurtar beni. Kalk kardeşim şunun işini bitirelim. Şimdi ne yapacaksın oğlum? Yeter, geliyorum. Gel bakalım. Ne oldu oğlum? Tekmeyi yedin, yerde kaldın. Senin o teknolojik giysin bize sökmez oğlum. Hayır Rüzgar, kalk yerden çabuk dostum. Kalk yoksa ikimizi de öldürecek bunlar. Rüzgar, sana diyorum. Çabuk kalk yerden Rüzgar. Siz iki velat bizim karşımızda durabileceğinizi mi sandınız oğlum? Yalvarırım bırakın bizi. Oğlum sizi burada öldüreceğiz. Kaçacak bir yeriniz kalmadı, son duanızı edin. Durun yapmayın lütfen. Arda aşkım neredesiniz? Nereye gitti bunlar? Rüzgar da yok, Arda da yok. Arda aşkım neredesin? Başına bir şey mi geldi acaba? Çok korkuyorum. Bulmam lazım Arda'yı. Çözün bizi lütfen yalvarırım. İşte dur şurada. Onlar da kim? Ne oluyor oğlum? Hayırdır? Hayırsa hayır. Sudan bir bidon da bize ayır. Hayırdır oğlum? Siz kimsiniz la? Rüzgar kaçmamız lazım buradan. Arda nasıl kaçacağız? Ellerimiz bağlı. Sökünün paraları aslanım. Ya paranız ya canınız. Defolun oğlum buradan. Size para falan yok. Geri çekil çabuk çabuk. Bunların anladığı dilden konuşalım. Olamaz, çözün elimizi. Durun oğlum. Ateş. Ula kaç oğlum kaç, deli bunlar. Son kez söylüyorum, ya paranız ya canınız. Hey kekolar, çabuk çözün elimizi çabuk. Çabuk çıkartın paraları. Hızlı olun. Çabuk çöz elimizi çabuk. Kurtaracağız sizi, elimizi çözün. Tamam oğlum. Sakın bize saldırayım demeyin, ona göre. Çözüyorum. Ne oluyor orada, kıpırdamayın. Çabuk benimkini de çöz çabuk, hızlı ol.
Güzel. Gelin bakayım buraya. Kıpırdamayın. Hadi rüzgar şimdi. Hayır ateş. Vurun şunları. Al bunu. Hayır. Ula bunlar ne yapıyor? Vallahi anlamadım ben de. Hayır dostlarım kalkın ayağa. Ne yapacağım ben? Rüzgar arabanın arkasında. Çık oradan. Sana diyoruz. Korkak gibi saklanma, çık arabanın arkasından. Yeter. Olamaz. Silahını aldım. Gel buraya. Hayır. Hallettim bunu. Helal be Rüzgar, süpersin. Ula gördün mü oğlum, hayatımızı kurtardılar. He valla gördüm. Hala oğlum, biz size işkence yaptık, siz bizi kurtardınız. Valla bundan sonra size karışmıyoruz oğlum, sizi koruyacağız. Artık siz bizim dostumuzsunuz. Hayırdır Elif kızım, neden geldin buraya? Fakir babacım, Arda yok, Rüzgar da yok, neredeler bilmiyorum. Nasıl yok ya, nereye gitti ki? Kabim Arda'yı kaçırdı, sanırım onu öldürecek. Hayır olamaz, ne yapacağız şimdi? Arda'yı bulmamız lazım. Abinler Arda'yı öldürebilir. Evet maalesef. Fakir, ben geldim. Zengin geldi. Dur Zengin'e durumu anlatalım. Fakir ne haber? Yeni arabam nasıl? Vallahi sağ ol kardeşim ya. Borcumu kapattın. Zengin boş ver şimdi onu. Arda ve Rüzgar yok ortalıkta. Evet Rüzgar Arda'yı aramaya gitmişti. O da kayboldu. Nasıl ya? Neredeler ki? Zengin abi arabayı şöyle park et, konuşalım. Çocukların başı belada olabilir. İşte bu, gidiyoruz. Artık biz arkadaşız. Arkadaşız oğlum, hayatımızı kurtardınız. En son Rüzgar'ı nerede gördün Elif? Vallahi Arda'nın peşinden gitti, kurtaracaktı Arda'yı. Selam, biz geldik. He Arda, abi ne oluyor burada? Abi siz Arda'yla düşman değil miydiniz? Ne oluyor burada? Elif kardeşim, Arda bundan sonra bizim dostumuzdur. He valla, Rüzgar da dostumuzdur. Ne oluyor ya, hiçbir şey anlamadım. Arda ve Rüzgar bizim hayatımızı kurtardı. Yani yaptık bir şeyler. Öldüreceğim sizi. Yani artık Arda'ya bir şey yapmayacak mısınız? Hayır, Arda ve Rüzgar artık bizim dostumuzdur. O zaman bunu kutlayalım. Haydi gelin, Miray da yemek hazırlıyordu. Tamam yemek yiyelim de Zengin amca, sen fakir değil miydin? Arda kardeşim sağ olsun borcumu kapattı. Zamanında ben de ona yardım etmiştim. Oley be, artık fakir değiliz. Hadi yemek yiyelim. Neyse hadi içeri girelim, hepinizi, yemek yiyelim. Hepinizin işi bitti. Evet çok güzel, herkes geldi. Mis gibi yer sofrası kurduk. Rüzgar aşkım, neredeydin sen? Sonra anlatırım aşkım, yemek yiyelim şimdi. Çok güzel gözüküyor. Hadi oğlum başlayalım, kurt gibi acıktım valla. Evet başlayalım. Arda yavaş oğlum yavaş. Valla Tepegöz burada olduğumuzu bilse evi başımıza yıkardı. Evet yemek yemek için evi başımıza yıkardı, doğru. Hadi nerede kaldı bunlar? Çıkın artık şu evden. Çıkın da yüzleşelim artık. Neyse canım ailem, saat geç oldu, biz artık kalkalım. Arda oğlum daha yiyorduk ya, biraz daha oturun. Yok babacım ya, gidelim, erken kalktım bugün, biraz uykum var. Arda oğlum, biz biraz daha burada kalacağız. Yemekleri bitirelim ilk önce, arkamızda ne alar yoksa. Yemekler bitince biz geliriz oğlum, siz gidin eve. Tamam Keko abi, biz gidiyoruz. Hadi Elif aşkım kalkalım artık. Uykum geldi ya, gidip biraz dinlenelim. Geliyorum aşkım. İyi akşamlar. Yine gelin çocuklar, bekleriz. Tamam geliriz babacığım. İşte çıktılar. Elif aşkım, yarın gezmeye gidelim mi, ne dersin? Olur Arda, gidelim aşkım. Bu ne anne? Miray yenge, eline sağlık, yemekler çok güzeldi. Teşekkürler, afiyet olsun Keko Bey. Hayır olamaz. Ne oluyor Arda? Anne baba dışarıda ne gördüm tahmin edemezsiniz. Arda oğlum ne oluyor söyle. Hayır çok korkunçtu, tam olarak şuradaydı. Arda neydi o, ne? Bilmiyorum, bizi kovaladı, canımızı zor kurtardık. Oğlum yoksa o adamlar mı? Çıkalım bakalım. Gelin çabuk gelin, çok korkunçtu, buralarda bir yerlerde. Kim var orada hey?
Neredeysen çık! Arda'yı kim korkuttu oğlum? Çıksın karşımıza! Arda oğlum, kimseler yok burada! Burası da temiz oğlum! Burada da kimseler yok, bomboş! Arda, hayal gördün herhalde, kimseler yok! Neyse ya, eve gidelim artık! Gidelim oğlum, biz seni eve bırakırız! Tamam Keko abiler, siz de bizimle gelin! Ben de korktum şimdi ya, biz de gelelim Arda! Evet evet, hep beraber gideriz! Tamam oğlum, takip edin, gidik! Haydi oğlum, görüşürüz! Yorgun herhalde, o yüzden hayal görmüş olabilir. Evet fikir, bence de. Bu nasıl oluyor ya? Bir şey gördüğüme emindim ama. Evet, ben de gördüm. Eve girip bir an önce uyumak istiyorum. Hadi görüşürüz, biz de eve gidiyoruz. Hadi aşkım, çıkalım yukarı uyuyalım. Size iyi geceler. Size de iyi geceler oğlum, biz buradayız, merak etmeyin. He vallahi, korkmanıza gerek yoktur. Tamam Keko abiler, hadi görüşürüz. Aşkım çıkıp yatıp uyuyalım ya, başka bir şey istemiyorum. Gel oğlum, biz de burada yatalım. Oh be, sonunda. Arda aşkım, o gördüğümüz neydi? Bilmiyorum bir tanem ama çok korkutucuydu. Bir daha onu görmek istemiyorum. Ben de bir tanem, neyse uyuyalım artık. Hayır! Olamaz! Aşkım uyan çabuk! Arda aşkım, ne oluyor? Ne yapıyorsun aşkım tavanda? Korkutma beni! Buralarda bir yerlerdeydi, nerede? Arda in şuradan, kimse yok burada! Hayır, nasıl oluyor? Az önce buradaydı. Eminim, az önce gördüm onu. Kimi gördün? Onu gördüm aşkım. Dışarıda gördüğümüz yaratığı gördüm. Evimize kadar girmişti. Ha? Ne oluyor oğlum? Ya kim geldi bu saatte? Kapıyı açın. Aşkım birisi geldi, bakalım şu kapıya. Abimler aşağıda, onlar bakar Arda. Olsun ya, gel. Acaba yine o yaratık mı geldi? Tamam inelim. Gel çabuk gel, o yaratığı yakalamamız lazım aşkım. Hey, kapıyı açın diyorum. Kimse var mı? Yav geldim oğlum, geldim. Hayırdır oğlum, ne istiyorsan? Rüzgar ne oldu? Belki inanmayacaksınız ama o yaratığı gördük yine. Gel şöyle şu tarafa, anlat Rüzgar, neler oluyor? Oğlum o yaratık bir an evde belirdi. Kafamı bir kaldırdım, bizi izliyor. Rüzgar sana bir şey diyeyim mi? Bende de aynısı oldu. Kafamı bir kaldırdım, beni izliyordu. Oğlum bu yaratık kim? Nereden geldi? Bulmamız lazım, anlıyorsunuz değil mi? Evet ya, ben çok korkuyorum. Sorma Arda, ben de. Anlaşılan bu yaratık bizi rahat bırakmayacak. Ya inanmıyorum, şu havaya bakın, dışarı bakın. Korkmayın oğlum, yağmurdur ya bu. Ne oluyor ya, bu kapı sesleri ne? Rüzgardan açılmıştır oğlum, bir şey yoktur. Gidip bir bakalım ya, korkuyorum ben. Tamam oğlum, bakarız şimdi. İşte bak, kimsecikler yok. Etraf temizdir, danıştım sana Arda. Dikkatli olun yine de. Aa! Olamaz, kafalarına yıldırım düştü. Hayır, iyi misiniz? Abilerim, canlarım, söz verin. Arda onları bu tarafa çek, çabuk aşkım. Tamam, çekiyorum. Gelin buraya. Keko abiler, iyi misiniz? Aa, kaçalım oğlum buradan, kaçalım. Tehlikeli burası, doğru değil. Tamam gidelim, hadi kalkın. Hadi oğlum gidik, çabuk. Nereye gideceğiz? Burası lanetlenmiş, kaçalım buradan. Çabuk koşun, hızlı olun. Hepimiz öleceğiz yoksa, koşun oğlum. Geliyoruz, bekleyin, hep beraber gidelim. Bidi de bekleyin nerede? Aylem koşun, çabuk koşun. Yağmur nereden çıktı ya, koşun. İşte zenginler de orada. Hadi çocuklar koşun oğlum, hızlı olun, koşun. Hayır! Hayır! Oho! Ne çarpıştık be, iyi misiniz? Aa, başım, çok sert çarpıştık. Ya herkes nasıl denk geldi böyle? Ben evde bir yaratık gördüm, ondan kaçıyordum. Biz de evde bir yaratık gördük, ondan kaçıyorduk. Evet biz de, anlaşılan hepimiz aynı yaratığı görmüşüz. Of, yağmur gitgide hızlanıyor. Sırılsıklam olduk, kalkalım buradan. Olamaz! İşte orada! Yaratık orada gidiyor! Hepimizi öldürecek! Çabuk kalkın, gidiyoruz! Arkadaşlar sizce bu gizemli yaratık kim? Yorumlara yazın bakalım. Abone olup like atmayı da unutmayın. Sağdaki ve soldaki videolara tıklayarak daha çok gizemli video izleyebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşça kalın.